Evet gençler, şimdi sıra kime geldi? Alkenler, yani diğer bir adıyla olefinler dediğimiz kısma geldi. Hocam burada neyden bahsedeceğiz? Tek bir tane fark var. Bir tane pi bağını koymuş olacağız. Pi bağını koyunca alkandaki an takısını alıp yerine alkeni getireceğiz. Hani alkanda uzun uzun öğrendiğimiz kurallar vardı ya, işte aynıları geçerli olacak. O yüzden çok kolay bir şekilde öğrenebileceğiz. Bir tek alkanlarda birazcık zorlanacağız ama şimdi alkenlere geçtiğimiz zaman aynı zorluğun şu anda mükafatını göreceğiz. Yani aynı seriyi tekrar tekrar devam ettirmiş oluyoruz. Peki hocam neden bahsedeceğiz? Diyor ki bize, karbon atomları arasında en az bir tane ikili bağ, yani şöyle çift bağ içeren bir hidrokarbon görürsen bunun adı alken olacak. Peki hocam genel formül nedir? E hocam bir pi bağını yapmak için iki hidrojen çekmedin mi? Alkan neydi? CN, H2N artı 2 idi. İki hidrojeni çekersen CN H2N genel formülüne sahip oldu. Aa hocam, bunlar aynı zamanda sikloalkanların da genel formülü değil miydi? Evet, ikisinin kapalı formülü aynı, açık formülü farklı olan izomer yapılarıydı bunlar. Peki hocam, olefin dediğimiz şey nedir? Aslında yağ yapıcıdır. Hani gördüğümüz bitkisel yağlarımız var ya, margarinler olsun, sıvı yağlar olsun, bunların tamamı alken kökenleridir arkadaşlar. Yağ yapıcı yapılara biz ne diyeceğiz? Pi bağ varsa yağ yapıcı özelliğini kazandırmış olduk. İkili bağ içeren karbon atomları hangi bitişme yapıyor dersek? SP2. Neden? E dedik ki hocam, karbon İkili bağ tekli tekliyi görmek zorunda olacak. Herhangi bir tane sigmaya S diyorduk, diğerine P, diğerine P deyince merkez atom SP2 hibritleşmesini yapmış olacaktı. Peki yapılarında en az bir tane pi bağ olmak zorunda. Bak diyorum ki en az bir tane. Demek ki birden fazla da olabilir. Bunun için bir sıkıntı yoktur arkadaşlar. Fakat bir tane olanların genel formülü CnH2n'dir. Unutma, bir yapıya pi bağ geldikçe iki tane hidrojen çıkartmak zorundasın. İki tane mi hidrojen var? Pi bağ var. Dört hidrojen çıkart. Üç tane pi bağ var. Altı hidrojen çıkart. Yani bunu asla unutma. Buradaki genel formül bir tane pi bağ içerenler için geçerlidir. Hocam eğer ki bir yapıda pi bağ varsa bunlara ne diyorduk biz? Doymamış hidrokarbonlar adını vermiştik. Zaten alkanlara bir tek doymuş diyorduk. Alken ve bir sonrakinde göreceğimiz alkinler doymamış hidrokarbon sınıfına yer almış olacak. Peki hocam halkalı olursa, yani halkalı bir alken görürsem. Bir dakika hocam, siz bize ne demiştiniz? Pi bağ görürsen iki hidrojen çıkar. Tamam. İyi de halka görürsen de iki tane çıkart dedin. O zaman yapıdan tam dört tane hidrojen çıkmak zorunda olacak. Alkanın genel formülü neydi? CnH2n artı 2 idi. 2'si 2n kaldı. 2 daha çıkar. Eksi 2 genel formülüne sahip oldu. Demek ki halkalı bir alkan görürsen, alken görürsen yapıdan tam 4 tane hidrojen çıkartacağını unutmaman gerekiyor. Peki geldik buranın adlandırmasına. Nasıl olacak hocam? Kurallar gene aynı ama ufak bir detay koyacağız. İkili bağ içeren en uzun karbon zinciri seçir. Bak çok önemli bir detay. İkili bağ içeren en uzun seç. Baktım. Hocam ikili bağ burada. Peki nasıl gideyim? 1, 2, 3, 4. Şöyle gitsem 1, 2, 3, 4. Bir şey fark etmiyor. Her iki türlü de gidebilirsin. O zaman gidiş şeklimi şöyle seçtim. En uzun karbon zincirim 4 karbon oldu. Geldim yan tarafa. Hocam ikili bağ içeren en uzun karbon zincirini seçeceğim. Bak 1, 2, 3, 4. Şuradan gitsem 1, 2, 3, 4, 5. O zaman şurası daha uzun bir karbon zincir haline gelmedi mi? Yani benim ana zincirim burası oluyor. Zincirin dışında kalan bu metil de dallanma olarak karşımıza gelecek. Geldim yan tarafa. Şimdi hocam en uzun karbon zinciri 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, daha doğrusu 1, 2, 3, 4, 5. Aa hocam aşağı değil. Bak bir cümle kurduk. Ne diyoruz? İkili bağ içeren en uzun. İkili bağ benim fonksiyonel grubumdur gençler. O yüzden ikili bağ yoksa bu zinciri seçmiyorum. İkili bağı araya almak zorundayım. E o zaman ben nasıl seçeceğim arkadaşlar? Şöyle bir zincir seçtim. Nasıl yani hocam? 4 karbon oldu, daha aşağıda daha uzun. Fark etmez. Aşağıdan daha uzun ama ikili bağı içermiyor. Bu yüzden benim ana şartım neymiş? İkili bağı içeren en uzun karbon zincirini seçmek zorunda kalacağım. Peki geldim. İkili bağ en yakın yerden başlayarak zincir karbonlara numara vereceğim şimdi. Ne yapıyoruz arkadaşlar? En uzun karbon zincir şöyle gelsin mi? Yanlışlıkla geriye bastık. Şöyle getirelim mi arkadaşlar? Hocam en uzun karbon zinciri seçildi. Peki numara vermeye nereden başlayayım? İkili bağ nerede? Burada. Buraya en yakından başlıyorum. 1 numara, 2 numara, 3 numara, 4 numaralı karbon şeklinde numara vermeye başladık. O zaman 3. karbonda bir tane dallanmanın olduğunu göstermiş olurum. Peki geldim bu tarafa. En uzun karbon zincirini seçeceğim. Hocam seçtim.
Nereden başlayayım? Sağdan mı soldan mı? Aa hocam solda dallanma. Dallanma umurumda değil. Bak şart ne? İkili bağa yakın yerden başlıyorum. İstediğin kadar dallama koy. Umurumda değil. Benim için öncelik pi bağ. Bak bunu sakın unutma. O yüzden sağdan başlamak zorundayım. 1 numaralı karbon, 2 numaralı, 3 numaralı, 4 numaralı dedim de. 3 numaralı da 2 tane dallanmayı görmüş olacağım. Geldim. Yan tarafı hocam. Enot'un karbon zincirini seçtim. Peki sağdan mı soldan mı? Bu sefer dallanmalar önemli. Niye? İkisinde de birer tane dallanma var ama dallanmalar aynı. Metil dallanması. O zaman simetrik hocam. Kafana göre takılabilirsin. Yani 1 numaralı karbon, 2 numaralı karbon, 3 numaralı ve 4 numaralı karbon şeklinde numaralandırmamızı yaptık. Peki her iki tarafa da eşit uzaklıkta ikili bağ varsa önce dallanma sonra alfabetik önceliğe bakılır. Ne demek yani hocam? Şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki ben buradan geldim. En uzun karbon zincirini seçtim. Pi bağ soldan başlarsan bir ikinci karbona denk gelir. Pi bağ sağdan başlarsan bir ikinci karbona denk gelir. E hocam nereden başlayacağım? Fark etmez değil. Bak bir tane de bu sefer burada dallanma var. He hocam soldan başlarsam hem pi bağ 2'ye denk geliyor hem de dallanmaya yaklaşıyorum. O zaman soldan başlayarak gitmek zorunda kalmış oluyorum. Peki geldim. Ya yapı şöyle gelirse? Bu sefer en uzun karbon zincirimi seçtim. Kural 1. Pi bağına yakın yere bakıyorum. 1, 2, 3. karbonda pi bağ var. Sağdan başlasam 1, 2, 3. karbonda pi bağ var. Aa hocam aynı uzaklıkta. Bir şey fark eder mi? Fark eder. Soldan başlayınca 2 tane dallanma, sağdan başlayınca 1 tane dallanma. O zaman öncelik ne? Soldan başlaman lazım. 1 numara, 2 numara, 3 numara, 4 numara, 5 ve 6 numara şeklinde söylediğimizde hem ikincide hem ikincide metil, bir de 5. karbon atomunda metil dallanması olduğunu göstermiş olduk. Geldim buraya. Hocam bu sefer tekrar ne yaptım arkadaşlar? Yapımı çizdim. En uzun karbon zincirini aldım. Soldan başlarsam 1, 2 de pi var. Sağda 1, 2 de pi bağ var. Hocam pi bağları aynı uzaklıkta. Dallanmalar 1, 2 de dal var. 1, 2 de dal var. Hocam aynı. Değil. Niye? Bu sefer de dallanmaların türleri farklı. Bu adam kim? Metil dallanması. Bu adam kim? Brom dallanması. Alfabetik önceliğe göre kim geliyor? Brom. O zaman sağdan başlarsın diyor. Yani dallanmaların aynı uzaklıkta olduğunu gördüğün anda alfabetik önceliğini kurcalıyorsun. O zaman 1 numara, 2 numara, 3 numara ve 4 numara şeklinde de bunları getirmiş olduk. Bak kurallar çok açık gençler. Eğer ki yapıda pi bağ varsa pi bağına yakın yerden başlıyorsun. Hocam pi bağına yakın yerden başlayacaksın. İki tarafta aynı uzaklıktaysa bir yerde dallanma var mı ona bakıyorsun. Hocam iki tarafta da aynı dallanma varsa bu sefer alfabetik önceliği var mı diye bakıyorsun. Anlaştık mı? Kuralları sırayla hareket ettirmeye çalışıyoruz. Geldim. Diğer kural diyor ki alkenlerin isimlendirmesi alkanlardaki kurala uygun olarak yapılıyor. Aynı kural gençler. Hiçbir şey fark etmiyor. Yan grupların adları yazıldıktan sonra ikili bağın bulunduğu karbon atomunun numarası. Bak farklı olarak bir tek bunu söylüyorsun. Pi bağının nerede olduğunu söylüyorsun. Ve ana zincirdeki en sonunda an takısı geliyordu ya mesela bütan, pentan, hegzan diyorduk ya. Bunun yerine en ya da ilen takısı da getirebiliyorsun. Hatta onu da yazayım. En ya da ilen takısı da getirebiliyorsun. Ne demek yani hocam? Kural 1. En uzun karbon zincirini seç. Zaten tek zincir var. Nereden başladım? 1 numaradan. 1 numara, 2 numara, 3 numara ve 4 numara şeklinde geldi mi? Peki isimlendirme yapacağım. Ne diyorum? Hocam. Birinci karbon atomunda kim var arkadaşlar? Alken var. O zaman 1 diyorsun. Kaç karbonu? 4 karbon. Bütan da sonundaki an takısına en yazıyorum. 1 büten yazmak zorundayım. Ya da buraya 1 bütülen diyorum. Bütülen şeklinde göstermiş oluruz. Ne demektir bu? 4 karbonu bir alkan yapısı var. Birinci karbonda pi bağ var. Yani bu adam alken yapısına geri döndürmüş oldu diyorsun. Geldim yan tarafa. Şimdi ne diyoruz? İlk olarak en uzun karbon zincirini belirliyorum. Bunu belirledikten sonra numara vereceğim. Şöyle yapalım. 1 numara, 2 numara, 3 numara, 4 numara. Neden sağdan başladım numaraya? Hocam pi bağ var. Pi bağ yüzünden. Peki diyorum da hocam 3. karbon atomunda bir tane dallanma var. Bunu ne diyeceğim ben? Hocam 3 metil. 3 metil. Daha sonra kaç karbon? 4 karbon. 4 karbonun alkanının adı bütandı. Aa hocam pi bağ var. Buna büten diyeceğim ama nerede pi bağ? Onu söyleyeceksin. Hocam bir büten diyeceğiz. Bir büten. Yani alkenin kaçıncı karbon atomunda olduğunu göstermek zorunda kalıyorum. Geldim alt tarafa. Bu sefer de şöyle bir şey diyorum. Hocam en uzun karbon zincirini seçeceğim. Bak 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4. Hocam hangisini seçeyim? Yukarıya doğru dersen bak buraya izoformuna geliyor. İzoformunu demek yerine ne yapıyorum arkadaşlar? Hepsini dal yapısına döndürmek daha mantıklı demiştik. Şimdi söylerken ne diyeceğim? 1 numaralı karbon, 2 numara, 3 numara ve 4 numaralı karbon atomu şeklinde bunları getirdim. Şimdi okumasına geldiğimde ne diyorum? Önce dallanmalar. Burada kim var? Hocam metil. Burada kim var? Metil. Alfabetik önceliğe göre yazıyoruz. Bak bu kural değişmiyor. Ne diyorsun hocam? 2'de etil dallanması var. 2 etil. Tiremi çektim. 3. karbon atomunda metil dallanması var. 3'e metil yazdım. Daha sonra 4 karbonu bütan ama 1. karbon atomunda pi bağ var. Yani o zaman 1 büten diyeceğim değil mi? 1 büten ya da 1 bütilen de söyleyebiliriz. Anlaştık mı gençler? Yani alkanlardaki aynı kuralı yapıyoruz. Sadece alken olduğu için bunun sonuna en takısı geliyor. Bir de pi bağının yerini söylüyorsun. Başka bir numarası yok. Geldim. Hocam 2 ve 3 karbon içeren alkenlerde ikili bağın yerini göstermene gerek yoktur. Neden? Çünkü bak soldan baştan 1, 2 diyorsun ya. 1 mi diyeceğim? Peki sağdan baştan gene 1 oluyor hocam. Bir şey fark etmiyor ki. O zaman boşuna yazmama gerek yok. Ne diyorum buna sadece? 2 karbon etandı. Buna ne diyeceğim? Eten ya da etilen adını vermiş olacağız. Tamam mı? Eten ya da etilen. İkisini de kullanabiliyorum. Geldim yan tarafa. Bu sefer 3 karbonlu yapıdan bahsediyorum. Hocam buradan baştan 1, 2, 3 şeklinde gelmiş oluyor. Sağdan, hocam sağdan başlamam. Zaten bir tane oluyor. O zaman pi bağ ya sağda olsaydı? Sağda olsaydı bu sefer 1, 2. Yani her zaman 1'e denk geliyor. O zaman boşu boşuna yazmama gerek yok. Yani bunun adı ne olacak arkadaşlar? Propen. Hocam. Ya da pro piler. Burada şu kafanın karıştırabilir. İyi de hocam. Ya şurada olsaydı pi bağ? E diyorum ya burada olsa bu sefer 1 buradan başlar gene 1'e denk gelir. Yani sonucu asla değiştirme. Ama 4 karbonun sonuç değişiyor. Geldim. Diyor ki yapıda birden fazla bağ varsa yapıda isimlendirme yapılırken kaç tanesi? Mesela 2 tane ya. Di-en, tri-en, tetra-en. En sonuna bunları eklemeye çalışıyoruz. Şimdi en uzun karbon zinciri diyorum. Zaten tek zincir var. Başka bir yapısı yok bunun. Numara vermen lazım. Nereden başlayayım? Soldan başladım. 1 numara. 2 numara, 3 numara, 4 numara. Peki sağdan başlasaydım gene aynı. 1, 2, 3. Yani hem 1'de hem 3'te denk gelirdi. Burada da aynı şekilde hem 1'de hem 3'te gene denk geldi. Peki okurken ne diyeceğim? 4 karbonlu alkan ne? Bütan değil mi? Buna büten diyeceğim ama 2 tane var hocam. Nasıl söylüyoruz? Bak pi bağın yerini göstereceğim. Şöyle maviyle yapayım tekrar. Hem 1.de hem de 3.de alken var. 1,3 bütan. Bak çok dikkat et. Bütan. Di-en diyeceğim. Di-en. Neden? Yapıda tam 2 tane pi bağının olduğunu söylüyorum. Nerede? 1. ve 3. karbon atomlarında olduğundan bahsetmiş oluruz. Geldim yan tarafa. Bak en uzun karbon zincirini seçiyorum ama pi bağ içeren olacak. O yüzden sağ değil aşağıya doğru gitmek zorunda kalıyorum. Şimdi numara vermeyi nereden başlayayım? Soldan başlasam 1, 2'de pi bağ var. Sağdan başlasam direkt 1'de var. O zaman sağdan başlamak zorundayım. Yani bu sefer ne yaptım numaraya? 1 numara, 2 numara, 3 numara, 4 numara ve 5 numara şeklinde karşımıza getirdim. Şimdi kural neydi? İlk önce dallanmayı söylüyordum. 4. karbon atomunda bir tane metil olduğunu söylüyor. 4 metili yazdım. Tamam. Başka? Pardon 2'de de varmış. Bak. Evet 2 yaz kaldı gözümüzden kaçıracaktık. Hemen ne yapacağız gençler? Bak hem 2'de metil var hem de 4'de metil var. O zaman ne diyorum? 2,4 dimetili yaz. Dimetil, 2 tane metil olduğunu söyledim. Daha sonra hem 1.de hem de 3.de pi bağ var. O zaman ne diyeceğim? 1,3 5 karbon pentanlı ya. Penten diyeceğim ama 2 tane var. Penta di-en diyeceğiz tamam mı? 1,3 penta penta di-en şeklinde getiriyorum. Ne demek bu? 2 tane alken yapısı yani pi bağının olduğunu söylüyor. Nerede dersen de 1. ve 3. karbon atomlarının üzerinde olduğunu söylemiş olacağız. Geldim. Diyor ki alkenlerden bir hidrojen çıkartılmasıyla oluşan yapıya alkenil denilir diye bir yapıdan bahsetmiş oluyor. Olayımız şu arkadaşlar. Alkenlerden bir hidrojen çıkartınca burası normalde neydi? Etendi değil mi? Alken olarak etendi. Buraya ne diyeceğiz arkadaşlar? Şu anda etenil adını vereceğiz. Bunun da özel bir adı vardır gençler. Biz buna özellikle mesela polimer kimyasında da karşılaşıyoruz. Biz buna vinil yapısı diyeceğiz. Tamam mı? Buna ne diyormuşuz? Vinil
Nasıl yani? Bir hatırlatma yapalım. TYT'den hatırlıyorsunuzdur zaten. Şöyle pi bağ olarak getirmiştik. Şu şekilde geliyorsunuz. Hocam bir tarafta hidrojen, 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 klor bağladığımızda buraya ne diyorduk? P, V, C diyorduk. Hatırlıyor musunuz? Polivinilklor. Yani biz bununla şurayı kırıp polimerleşme yaptığımızda vinil kloru yapısı oluyor. Bak çünkü vinil kloru yapısıydı. Polimerleştirirsen polivinil kloru dediğimiz yapı elde ediyorduk ya. İşte o PVC dediğimiz yapının ham maddesi olarak karşımıza gelmiş olacak. Peki başka neden bahsedeceğiz? Hocam buraya geldiğimizde diyoruz ki nereden başlayacağım? Numara vermeye başlarken gençler bak hidrojeni çektiğin tarafa normalde 1 deriz, 2 deriz, 3 deriz. Bu adamın adı normalde bak 1 pro penil şeklinde karşımıza gelir. Tamam mı? Nereden çıkarttık? Dikkat et bak. Pi bağının olduğu taraftan hidrojen çıkarttık. O yüzden bir konumunu almak zorunda kaldı. O yüzden buna bir propanil adını vermiş olduk. Başka nasıl bir yapımız var? O da şöyle. Ya sondan çıkarsaydım. Yani hidrojeni çıkarsaydım. Bak çok enteresandır. İlginç gelecek burası. Normal. Bunlar da hidrojen çıkarttığım yapılarda. İnceleme yaparken hidrojeni çıkarttığım karbon atomuna 1 dedim. 2 dedim. 3 dedim. Bunun adı 2 propenildir. Propenil. Yalnız ben bunu bu şekilde kullanmam. Genelde bu nasıl karşımıza gelecek biliyor musunuz? Pi bağlı yapının 3 karbonu ve sondan çıkartırsam bunun adı allil kökü olarak geliyor. Allil kökü olarak gelmiş olacak. Şu anda birçoğunuz Allah'ım hocam bu ne ya? Hangi birisini aklımızda tutacağız dediğinizi tutuyorum. Sıkıntı yok gençler. Olay ne biliyor musunuz? Çok sık karşılaşacaksınız. Bir de şunlara dikkat edin. Mesela vinil, allil, bunları gidin bir tane post-it'e yazın. Bunlar çünkü bak bir özel isim. Bunlar çok sık karşılaşacağımız yapı. Allil o kadar çok değil de vinille çok sık karşılaşıyoruz. Bunlarla birkaç defa karşılaştığımız zaman artık oturduğunu ve mantığını anladığını görmüş olacaksın. Sadece pes etmemen gerekiyor bunlarda. Çünkü şöyle düşün, kolay olsaydı herkes yapardı. Sen yapıyorsan sen farklı olacaksın. Yani senin bir ayrıcalığın olması lazım değil mi? Niye? Çünkü sen başarılı olacaksın. Sen kazanacaksın. Bu yüzden buna emek vermek zorundayız. Peki hocam geldik. Hocam alkenlerden bahsettik ya. Siklo alken yani halkalı alken yaparsam neyle karşılaşacağım? Olay şu. En az gene kural aynı. 3 tane karbon içermek zorundayım. Alkanda da aynısıydı. Çünkü 3 tane halkayı oluşturmak zorundayım. Yani bir üçgen kurmak zorundasın en az. Genel formülleri neydi? CnH2n'di siklo alkanların. Pi bağ koyarsan H2n -2'yi koyarsın. Yani 2 hidrojen daha çıkartmak zorunda olduğumu söylerim. Peki adlandırılırken alken isminin önüne sadece siklo önekini getiriyorsun. Geriye kalan kurallar aynı. Mesela karşımıza şöyle bir yapı geldi. Karbon, karbon, karbon dedik. Şunlar arasında pi bağını gördüm. Bunu kapalı formda görürsen zaten bak şunu göstermek zorunda sana. Peki ismi ne? 3 karbonlu halkanın adı neydi arkadaşlar? Propandı. Şimdi bu halkayı kurarsan siklo propan. Hocam pi bağ var, siklo propen. Peki bir diyeceğim mi? Gerek yok. Bir tane pi bağ var zaten. O zaman bunun adı ne olacak arkadaşlar? Siklo propen dediğimiz bir yapı haline gelmiş olacak. Peki yan tarafa geldim bak. 4 karbonlu karbonlar üzerine başladığım noktaya geri dönebiliyorum. O zaman bir halka kurdum. Zaten sana şöyle bir kare şeklinde de görür. Bir tane çizgi varsa bunda kim var demektir? Bir pi bağ var demektir. Peki bu pi bağını ben nasıl okuyacağım? 4 karbonlu bütanda. Halkayı kurdum. Siklo bütan oldu. Pi bağını koydum. Büten dedim. Tamam mı? O zaman bunun adı ne oldu? Siklo büten. Mesela sen karşına böyle bir yapı geldi dedi ki karbon sayılarını veya da hidrojen sayılarını bana söyle dediğinde kolay yöntemi şu. Mesela sen şunu görüyorsun. İlk önce şu aklına gelsin. Hocam CnH2n artı 2 bu bir alkan. Bak bunu unutma bu bir alkan. Sen diyorsun ki yapıda pi bağ var 2 hidrojen çıkartırım. Hocam yapıda bir de halka var 2 daha çıkar toplam 4 hidrojen çıkıyor. 4 hidrojen çıkarsa burası kaç oldu? Eksi 2 formuna döndü. Kaç karbon var? 1, 2, 3, 4. O zaman C'ye 4 geldiğinde bak H2n diyor ya 2 çarpı 4'ten 8 2 daha çıkarttın 6. Yani H'a kaç geldi? 6 geldi. C'ye 4 H 6. Yukarıdaki yapıya bakalım. Bak 4 tane karbon var. 2, 4, 6 tane de hidrojeni koyduğunu göstermiş oluyorsun. Yani en basit bulma şeklimiz bu şekilde olacak. Geldim yan tarafa. Bu sefer diyorum ki hocam yapıyı inceliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane karbon var. Ve karbonlara başladığım noktaya bağlar üzerinden geri dönebildim. Yani bir halka kurdum. Kaç karbonluydum? 5 karbonlu. Hocam pentandı. Halka kurdum. Siklo pentan oldu. Pi bağını koydum. Siklo penten oldu. O zaman bunun adı siklo penten şeklinde karşımıza gelmiş olacak diyoruz. Peki geldim yan tarafa.
Aa hocam 6 tane karbon var. Buna benzen deme sakın. Bak benzen demek yok gençler. Ortasında yuvarlak ya da 3 tane pi bağ görmediysen benzen demek yok. İşleyeceğim zaten benzenleri. Tamam. Şimdi hatta bazılarınız şunu diyor. Benzenleri görmeyen de ilk defa görüyor. Hocam benzen ne ki diyor. Ben benzen niye diyeyim diyenler var. Bu konuyu görenler, daha önceden aşina olanlar bunu biliyor. Halkı görünce, 6 karbonlu halkı görünce sakın benzen deme. Bunun adı ne? Hocam 6 karbon ne? Hexan. Halka kurmuş siklohexan. Hocam bir tane pi bağ var, siklohexan. Bak tek bir tane olduğu için numara vermeme gerek yok. O zaman bunun adı neymiş arkadaşlar? Siklohexan şeklinde karşımıza gelecek. Ya da hexilen şeklinde de karşımıza getirmiş olabiliriz. Peki geldim. Bu sefer ne var arkadaşlar? Dallanma da var, pi bağ da var. Bak şimdi buraya çok dikkat et. Numara vereceğim. Hocam nereden başlayayım? 3 karbonlu dallanma var. Şuradan başlayayım hocam? Pi bağını araya alacağım ne de olsa. 1, 2, 3 değil mi? Durun, şunu geri çekeyim. 1, 2, 3 değil mi? Diyemezsin. Niye? Bu sefer pi bağını araya aldım da dallanmayı uzakta bıraktım. Şöyle diyeyim o zaman. 1, 2, 3 desem. Hocam ne alaka diyorum? Bunda daha da uzakta. Nereye demek zorundayım? Kurala bak. Hem pi bağ hem dallanma varsa yapıştır biri oraya. Biri buraya dedim de 2'yi sakın yukarıya gitme. Pi bağını araya almak zorundasın. 1 burası ise 2 burası olmak zorunda. Sonra 3 diyorsun. Şimdi okurken normal dallanmanın yerini söylüyorsun. Hocam 1'de metil dallanması var okudum. Halkayı çizdiğimi gördüm. Kaç karbonu? 3 karbonu bir halka. Siklopropandı. Hocam pi bağ var. Siklopropan olarak söylemiş oluyoruz. Peki hocam buna ekstradan 1 değil mi? Gerek yok. Zaten 1 konumunu ona getirdim. 1'den fazla olursa belli ederiz. Ama şu anda belli etmeme gerek yok. Mesela karşıma 4 karbonu bir yapı geldi. Nereden 1 diyeyim? Dallanmanın olduğu yer? Hayır. Bak şart neydi? Pi bağın olduğu yer. O zaman şöyle diyelim mi? 1, 2, 1, 2 dersen pi bağ alakasız kalır. Bak bunu da kullanamazsın. Bunu da kullanamazsın. Niye? Pi bağ, buraya da yazayım da bu da yanlış. Sadece şurası doğru. Onu da söyleyelim. Şimdi 1, 2 dersen pi bağ dışta kaldı hocam. Pi bağını araya almadım. Pi bağını araya almak zorundasın. Peki nasıl gideceğiz? Şöyle yapalım mı? Bak 1, 2, 3, 4 dersin. 1'de ve 4'e denk gelir. Gene işine yaramaz. Gideceğin yer şöyle. 1, 2, 3. Bak hem 1'de pi bağını yakaladın hem de 3'te dallanmayı yakaladın. Dallanmayı en ufak şekli ancak bu şekilde çekebilirim. O zaman 1, 2, 3, 4 diye yazdığımda 3. karbonatomunda metil olduğunu, 1'de siklobüten olduğunu söyledim. Hocam 1'i yazmasaydım olur muydu? Olurdu. Siklobüten derdin gene 1 numarayı oraya söylediğini anlamış olurduk zaten. Anlaştık mı gençler? Peki geldim. 5 karbonlu bir yapı. Şimdi bak yapıda 2 tane pi bağ var. Gençler şunu sakın unutmayın. Benim için dallanma öncelikli değil. Pi bağ öncelikli. O yüzden dallanmayı bir numaraya koyamam. Burası gitti. O zaman pi bağ öncelikli şöyle diyeyim mi? 1, 2, 3, 4, 5 diyeyim mi? Diyemezsin. Niye? Bu sefer birincide ve dördüncüde pi bağ denk gelmiş olursun. O zaman daha küçük bir forma dönebilir mi? Bir bakalım mı? Şöyle deseydim. 1, 2, 3. Bak birincide ve üçüncüde pi bağ. Pi bağlarını en küçük numaraya aldıracak şekilde döndürüyorum. En küçük numaraya aldıracak şekilde döndürdüğün senin doğru formun. Dallanmayı kale almıyorum. Bak benim için öncelik pi bağ. Pi bağı en küçüğe çekmeye hedefliyorum. O zaman 1, 2, 3, 4, 5 dedim. 5. karbonatomda metil var. 1'de ve 3'te pi bağ var. Hocam yapı siklopentan yapısı. O zaman 2 tane olduğu için 1,3 siklopentadien şeklinde yazmak zorundayım. Bazen şunu diyecek. Hocam 1 yazmasaydım 3 desem olmazdı artık. Niye? Çünkü 2 tane di'yi kullanıyorsun. Nerelerde olduğunu net bir şekilde göstermek zorunda kalıyoruz. Anlaştık mı gençler? Yani burada kuralımız çok basit. Pi bağ önceliğim var. Her zaman pi bağ neredeyse ilk olarak oraya numarayı veriyorsun. Şimdi gelin bakalım burada bir alıştırma yapalım. Hocam nelerden bahsedeceğiz? Birinci olayımız şu. Karşımıza bir tane soru kalıbı geldi. Bize neyi oluşturmuş? Bir halka, siklo yapısını oluşturmuş. Numara vereyim mi? Bir gerek yok. Bir tane var o zaman. Buna ne diyeceğim arkadaşlar? Siklopropan diyelim mi? Propan şeklinde ismini getirmiş olduğum. Peki, geldim bir diğerine. Hocam bu sefer dallanma da var. Nereden başlayalım? Başladığım yer önemli mi? Önemli tabii ki. Pi bağ. Bir numara burada, iki yukarıya değil mi? Bak yukarıya dersen pi bağından uzaklaşırsın. Pi bağını araya almak zorundasın. 2'yi buraya koydun, sonra 3'ü buraya koydun. Şimdi bu sefer ne diyeceğim ben buraya? Hocam 3'te kim var? Metil dallanması var. 3'te metil yazdım. 3 karbonlu yapı. 3 karbon neydi? Propandı. Halka var, siklopropan. Pi bağ var, siklopropan. Yerini göstermem gerek var mı? Gerek yok, bir tane var çünkü. Siklopropan. Pen şeklinde karşımıza getirmiş olduk. Peki geldim.
Yapıda bu sefer iki tane dallama var. Nereden başlayayım? İster buraya bir de ister buraya bir de, simetrik çünkü. Hocam bir numarayı dedim, iki numarayı buraya demek zorundayım. Pi'nin bağını araya aldım. Üçü de buraya getirdim. Okurken diyorum ki hem birincide hem üçüncide tam iki tane kim var arkadaşlar? Metil dallanması var. Yazdım hemen. Toplam yapı 3 karbonlu halkalı yapı. Siklopropan. Hocam pi bağı var. Siklopropen diyeceğim o zaman. Ne diyormuşum ben buraya? Siklopropen şeklinde karşımıza getirmiş olacağız. Peki devam ediyorum. Şimdi hocam yine bir halkayla karşılaştım. Numara vereyim mi? Gerek yok. Bir tane var çünkü. O zaman buna direkt şöyle yapayım mı? Siklo halkalı olduğu için 4 karbon bütandı. Pi bağı var. Siklo büten şeklinde isimlendirmiş olacağız. Geldim bu tarafa. Hocam 2 taneye çıktı. Numara vermek zorunda kalırım. O zaman 1 numarayı buraya koydum. 2 numara burada. 3 numara ve 4 numara şeklinde getireyim mi? Birincide ve üçüncüde kim var arkadaşlar? Pi bağı var. O zaman okurken 1,3 ne diyeceğim? Siklo büta diyen diyeceğim. Diyen. Neden? Çünkü iki tane alken yapısının bağlı olduğunu göstermek zorunda kaldığımdan dolayı. Geldim diğerine. Hocam bu sefer dallanmalar da var. Peki nasıl bir numara getireceğim? Mecburen dallanmanın olduğu karbon atomuna 1 dedim. 2 buraya dersem bir dakika pi bağını araya almıyorum ki. O zaman 2'yi nereye götürmek zorundayım? Buraya. Sonra 3, sonra 4. Peki hocam şuraya 1 deseydim olur muydu? 1, 2 olmazdı. Niye? Bak burada hem pi bağ hem dallanma var. Bu yüzden kendisini önceliğe çekti. Peki numara vermeye başladığında birincide ve ikincide. Bak 1,2'de tam 2 tane metil olduğunu söyledim mi? Dimetili yazdım. Yapı kaç karbonlu? 4 karbonlu. Halkalı yapı. O zaman diyorum ki hem birincide hem de üçüncüde pi bağını yakaladım. 1,3 siklo büta diyen diyeceğim. Büta diyen şeklinde karşımıza getireceğiz. Yani birinci ve üçüncü karbon atomunda iki tane pi bağ olduğunu yazmak zorunda kaldım. Peki gençler geldim bu tarafa. Hocam bir numara nereye gelir? Brom mu? Hayır. Metil? Hayır. Neresi? Pi bağ. Peki hangisine 1 diyeyim? Şuraya desem 1, 2, 3, 4'te dala denk gelirsin. Buraya desem 1, 2, 3'te dala denk gelirsin. Şimdi pi bağını önceliği aldım. Fakat bundan sonraki dallanmaya en küçük numara verdim. O zaman şuradan başlayayım değil mi? 1 numara, 2 numara, 3, 4 ve 5 numara yazdım. Şimdi bak çok dikkat et. Hocam yazdım ama dallanmayı okurken bunlardan birisi brom, birisi kim oldu? Metil dallanması şeklinde geldi. Işıklar gitti sandım bir anda. Dedim ne oluyor dedim. Şimdi biri brom, birisi metil geldi mi? Önceliğim alfabetik öncelik. Yani önce 4 bromo yazıyorum. 4 bromo ya da brom. İkisini de kullanırsınız. Hocam 3'te kim var? 3 metil. 3 metil. Başka? 1'den 2'ye geçerken yani birinci karbon atomunda var. O zaman yazmama gerek yok diyorum. 5 karbonlu halka olduğu için siklopenten yapısını yazdım. Penten şeklinde karşımıza getirmiş olduk. Bak öncelikler ne? Pi bağ. Daha sonra dallanmaya küçük. Daha sonra alfabeye göre yazmayı yapıyoruz. Bak kurallarımız değişmiyor. Aynı kuralla devam ediyoruz. Şimdi geldik. Hocam böyle bir yapıyla karşılaştım. Öncelik pi bağ. Şöyle diyelim mi? 1, 2, 3, 4 dersem 1'de ve 4'te dala denk gelirsin. Ama şuradan başlasam 1, 2, 3, 4 desem çok güzel. 1'de ve 3'te pi bağına denk geldim. Peki şuradan başlasam 1, 2, 3 bir şey fark etmiyor bu sefer. İstediğin yerden başla. Bak ister 1 buraya, 2'yi buraya, 3, 4, 5'i buraya koy. İster 1, 2, 3, 4'ü koy. İkisi de aynı olacak çünkü. Şimdi diyorum ki 5. karbon atomunda kim var? Metil dallanmasını gördüm. 5'te metil var hocam. Daha sonra hem 1'de hem 3'te 2 tane pi bağ var. O zaman yazmak zorundayım. Dedim ki 1,3 siklopentadien diyeceğiz değil mi? Hocam bu adam siklopentadien şeklinde karşımıza getirmiş olacağız bu yapıyı da. Peki şimdi geldik. Oo baba yiğit kısımlardan birisi. Gençler çok çok dikkat edin. Daha önce bunun bir benzerini fen bilgisi öğretmenlerine sordular. O yüzden çok dikkatli olun arkadaşlar. Öncelik sırası bizim için çok çok önemli. Şimdi 1 diyeceğim. Nereye?
Yani biri nereye diyeceğim. Bu soruyu yapana çikolata. Yani Ankara'da benim hocam stüdyolarına geliyorsunuz, benden çikolatanızı alıyorsunuz, tamam mı? Yıldızlı çikolata hatta. Şöyle bir şeyden bahsedeceğiz gençler. Mevzu bir numarayı vereceğimde çoğu kişi şunu söyleyecek. Hocam nereden başlayayım? Bir numarayı şuraya desem 2, 3, 4, 1'de ve 4'te denk gelirim. Peki biri şuraya desem 1, 2, 3, 4'te denk gelirim. Ya da 1 buraya mı? Neresi oldu? Hocam hepsi birbirine karıştı diyenlerinizi duyuyorum şu anda. Öncelik sıralaması unutmayın. Bizdeki şart ne öncelik şartı? Pi bağını araya alacaksın. Bak öncelik şart ne? Pi bağını araya alacaksın. Peki hocam, iki tane pi bağ olduğu için pi bağlarını önceye çekeceğim. Fakat şu kesin. Ya 1, 2, 3 diyeceğim ya da 1, 2, 3 diyeceğim. De, hocam önceliklere bakıyorum. 1 klor, 1 metil. Klor neydi? Clor dediğimiz için C'ye göre baz alıyorum. Burayı kime göre alıyorum? M'ye göre baz alıyorum. Önceliği kime çektim arkadaşlar? Klora çektim. Önceliği klora çektiğim için 1 numarayı şuraya dedim. 2 numara, 3 numara, 4 numara ve 5 numara şeklinde dallanmamı bitirmiş oldum. Daha sonra numaralandırmamı bitirdim. Şimdi diyorum ki klor alfabede önce geldiği için ikincide ve beşincide virgül yazacağız. Bir saniye. İkincide ve beşincide tam iki tane kim olduğunu söylüyorsun. Diklor diyeceğiz. Diklor. Tamam. 2 ve 5'te klor var. Başka? Hocam 3. karbon atomunda metil var. 3. karbon atomunda metil olduğunu söylüyorum. Yapının 5 karbon olduğunu ve 2 yerde de pi bağ olduğunu söylüyorum. Nerede pi bağları var? 1.de ve 3.de. Siklo. Bak siklo. Penta. Penta. Dien. Dien adını getiriyoruz. 2 tane alken var. Bu alkenler de 1.de ve 3.de şekline geldi. Bak isme baktığında korkutucu geliyor değil mi? Hocam 2, 5, dikloro, 3 metil, 1, 3, siklo, penta, dien. Hocam nasıl bir isimlendirme diye korktunuz biliyorum ama korkmaya gerek yok. Öncelik pi bağ. Pi bağını en küçüğe çekecek şekilde geliyorsun. O yüzden mecburen 1 buraya dedin. Hocam hani pi bağ artı dallanma öncelikliydi. Tamam buraya dersen 1, 2, 3, 4'e ikinci pi bağ geliyor. Benim için öncelikler pi bağlara küçük numara vermek. O yüzden pi bağları en küçüğe olacak şekilde yazmak zorunda kalıyoruz gençler. Geldim bir diğeri. Hocam bu tatlı basit bir yapı zaten. 2 tane var. Nereden başlayayım numaraya? 1 numara. 2, 3, 4, 5, 6 şeklinde getirdiğimiz zaman. Ne diyeceğiz buna? Hocam birincide ve dördüncüde. Dur araya virgül koyuyoruz. Tire koymayacağız. Şöyle yapalım. Hocam birinci ve dördüncüde iki tane alken var. O zaman ne diyorum? Siklo, siklo, hexa, hexa, dien, dien. 6 karbon olduğu için hexa dedim. Birinci ve dördüncü karbonda da kimin olduğunu söyledim. Pi bağının yapısının olduğundan bahsettim. Şimdi geldik bir diğerine. Aha hocam dallanma var, pi bağ var. Nereden biri başlayacağım? Kuralı öğrendiniz. Pi bağ önceliğimiz var. Pi bağları en küçük olacak şekilde derken 1, 2 demeyin. Pi bağı araya almak zorundayım. O zaman 1 numara, 2 numara, 3 numara, 4 numara, 5 numara ve 6 numara şeklinde yazmam gerekiyordu. Dedim ki hocam 5. ve 6. da 2 tane metil olduğunu söyledim. Dimetil olduğunu söyledim. Daha sonra 1. ve 3. de ikili bağ var. Dedik ki 1,3 siklo hexa hexa dien şeklinde getirdim. Yani 2 tane alken var. Bu alkenlerde hangi karbon atomlarındaymış? 1. ve 3. karbon atomlarında olduğunu söyleyecekmişiz. Geldim bir diğerine. Hah şimdi tekrar bir daha dallandırıp budaklandırmış. Hocam nereden diyeceğiz? Bak mevzu basit burada. Hem pi bağ var öncelikle hem de dallanma var. Hocam buraya 1 diyeceğim. 2 buraya geldi. 3, 4, 5 ve 6 şeklinde bunu getirmiş olduk mu? Okurken ne diyeceğim? Hocam birincide, dördüncüde ve dördüncüde. Dikkat et 2 tane var dördüncüde. 3 tane metil var. Yani trimetil diyeceğim mi? Trimetil. Trimetil. Hocam yapım kaç karbonlu? 6 karbonlu. Hexan. Nasıl hexan? Siglo hexan. Nerede pi bağ var? 1. Hocam bir tane olduğu için yazmama gerek yok. O zaman diyorum ki siglo. Siglo. Hexan. Aa hocam ben 1'i yazdım. Yanlış mı? Değil. Yanlış. 1'i yaza da bilirsin ama ya yazmana gerek yok. Yazmazsan da yanlış değil. Yazarsan da yanlış değil gençler. Yani iki türlü de kullanabiliyorsunuz. Evet gençler. Şimdi o zaman sıra kime geldi? Bu örnekleri gördüğümüze göre birazcık test çözelim birlikte.
Evet gençler, testimizin çözümlerini bakacak olursak nelerle karşılaşacağız? Birinci sorumuz bize diyor ki aşağıdaki bileşiklerden hangisi kesinlikle bir alkene aittir? Aa hocam, bir alkene mi ait? O zaman bizim genel formülümüzün normalde CnH2n formatında olması lazım. Bu formatta olanlar kimdi? Alken de değil mi? Alken olarak nitelendirmiş oluyordum. Ama bir dakika ya. Bu format bu format aynı zamanda ne? Hocam sikloalkan da olabilir. Sikloalkan. Niye? İkisinde de hocam bir piba gördüğünde iki hidrojen çıkartıyorduk ya da bir halka görünce de iki hidrojen çıkartıyoruz. İkisi de olabilir. Yalnız bir tane şartım var. Sikloalkan olması için en az 3 tane kim olması lazım? Karbon olması lazım. Şimdi yapılara bir baktığımda CnH2n formatı hocam olabilir. CnH2n olabilir. Burası zaten değil. Burada da zaten değil. 3 tane seçenek var. Fakat alken olması için, daha doğrusu sikloalkan olmaması için 3 karbon altında olmaması lazım. Şu yapıda siklo yapısı yazılabilir mi? Yazılma ihtimali yok. O zaman bu kesinlikle bir alkene aittir demek zorunda kalıyoruz. Anlaştık mı gençler? Genel formülden çıkarım yapmayı asla unutma. Geldim. Molekül yapılarında en az bir tane çift bağ bulunduran yapılara alken diyorum. Alkenlerle ilgili ifadelerden hangisi yalandır? Yapılarından bir tane çift bağ bulunduran alkenlere CnH2n genel formülüne sahiptir dedik. Doğru. Çünkü iki tane bulunduran da olabilir ama bu formüle sahip olmayacaktı onlar. Doymuş hidrokarbonlar değil. Alkenler doymamış olacak. Yanlış yakaladık. Devam edin. Alkenler yağ yapıcı. Yani olefinler olarak nitelendirilmiş oluyor. Moleküllerinde en az 2 tane sp2 birleşmesi yapmış atom bulunur. Neden 2 tane diyoruz? Alkende 2 karbon atomu arasında ikili bağ görmek zorundaydım değil mi? Bunlardan herhangi bir sp formatına gelince bu adam ne oldu? sp2 birleşmesi, aynı şekilde bu da. Yani en az 2 tanesi sp2 birleşmesine sahip olmak zorundaydı. Doğru dedik. Alkanlar gibi homolog sıra oluşturabilir. Doğru. CH2 diye arttırım yapabilirim arkadaşlar. O zaman yanlış olan cevabımız doymuş değil, doymamış hidrokarbon olarak B seçeneği gelecekmiş. Geldim 3. soruma. Diyor ki bana, yukarıda verilen organik bileşiklerden hangilerinin Yupak adı karşısına doğru olarak verilmiştir? Yupak için kurallarımız şuydu. 1. En uzun karbon zincirini seç. Seçtim hocam. Pi bana yakın yerden numara vermeye başla. Verdim hocam. 2'de kim var? Metil var. 3 karbonlu propan. Alken olduğunu, pi bağının olduğunu söylüyorsun. Propen. Hocam yeri bellidir. Fark etmez. 3 karbonla yazmama gerek var mıydı? Yoktu. O zaman doğru bir ifade. Geldim buraya. En uzun karbon zincirini seç. Tamam. Dallanma değil, pi bağına yakın yerden numara vermeye başla. Verdim hocam. 3. karbon atomunda metil var. Bir dakika, 2 demiş. Yalan. 3 demek zorundaydı. Sağdan değil, soldan başlamak zorundasın. Pi bağ önceliğimiz var. Geldim diğeri. En uzun karbon zinciri ama neydi? Pi bağını içeren en uzun karbon seçiliyor. Pi bağına yakın yerden numara vermeye başlıyorum. 3, 4 diyorum. Hocam 2. karbon atomunda bir tane metil olduğunu söylüyorum. Tamam. 1. karbon atomunda pi bağ var. 4 karbonu varsa bir büten diyebiliyorum. Yani doğru bir ifade. O zaman 1. ve 3. öncüler bize doğru olarak verilmiştir. Cevabımız C seçeneği olarak karşımıza gelecek. Geldim diğerine. Yukarıda verilen organik bileşiğin yupak adı aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Bak, olay şu. Hocam 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En uzun aşağıya gidemezsin. Neden? Pi bağ yok. Pi bağ olmadığı için pi bağı içeren en uzun karbon zincirine yazmak zorunda kalıyorsun. Peki burada numara vermeye başlarken 1 numara, 2 numara, 3 numara, 4 numara, 5 numara şeklinde karşımıza getirelim mi? Peki diyorum ki hocam 4. ve 4.'de tam 2 tane metil olduğunu söyledim. 4,4 dimetil. Tamam. 2.'de kim var? İkincide etil olduğunu söyledim. Tamam. Başka dallanma var mı? Yok. Şimdi bak, çok önemli. Yazılırken öncelikle alfabetik öncelik. O zaman iki etili önce yazmak zorundayım. Neredesin iki etil? Hocam iki etil. Zaten tek seçenek var. İşaretle. Direkt şıkta. 4-4 dimetil yazdım. 1-2-3-4-5 karbonlu pentandı. 1. karbonlu alken var. 1 penten şekline getirmek zorundayız. O zaman doğru cevabımız D seçeneği şeklinde karşımıza geldi. Geldi. Bak hocam, yapıyı yazacağım ama ne yapacağım?
Yupak isminde diyorum ki en uzun karbon 1, 2, 3, 4, 5 derim ama Piva'nı araya alamam. Piva içeren en uzun 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Aa hocam aynı bir şey değişir mi? Değişir. Sol tarafta bir de dallanma var. O yüzden mecburen sola dallanmayı da içeriye alarak devam etmek zorunda kalıyorum. Peki 1 numara yazamadım. 1 numara, 2 numara, 3 numara ve 4 numaralı karbon olsun mu? 2 numarada etil, 3 numarada metil var. Öncelik kim? Etildi değil mi? O zaman 2 etil, bak başka olan yok, işaretleyebiliriz. Direkt 2 etil önce başlıyor. 3'te kim var? Metil var. 1, 2, 3, 4 karbonu bütandı. Birinci karbon atomunda alken var. Bir büten şeklinde karşımıza getirmiş oluyoruz. Aa hocam bunlarda hiç çeldirici yok ya demeyin. ÖSYM de bunu öyle yapıyor. Tamam mı? ÖSYM de bunu çok kullanıyor. Bir tane yapı yakalasan bile işaretliyorsun. Ha olmaya da bilir bu arada. Tamam mı? Onunla da karşılaşabilirsin. Gel. Diyor ki yukarıda verilen organik bileşiğin yupak sistemine göre adı aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Kural 1. En uzun karbon zincirini seç. Ama Piva içeren. Hocam iki tane var. O zaman kafadan şurayı direkt işaretleyelim mi? Hocam işaretledi. Numara vermeye soldan başlayan 1, 2 de Piva. Sağda 1 de Piva. Bak dallanmayı değil Piva'na bakıyorum. O zaman sağdan başlıyorum. 1 numara, 2 numara, 3 numara, 4 numara, 5 numara, 6 ve 7 şekline getirdim mi? 5'te metil var. 3'te etil var. 5'te metil, 3'te metil, 3'te metil, 2'de de etil var. Yazarken alfabetik önceliğe göre gidiyorduk. 2'de kim var? Etil olduğunu söylüyorduk. Daha sonra bak 3'üncüde ve 5'incide 3 tane metil yani trimetil olduğunu söylüyoruz. Hocam yapı kaç karbon? 6 karbon. Hep tan diyoruz ama 1'inci ve 5'incide bak 1,5'te kim var? Piva var. 1,5 hepta. Hepta DN şeklinde kullanmak zorundayım. Yani buraya geldiğimde ikinci de etil var. 3-3-5 trimetil 1,5 hepta DN şeklinde şansımıza ilk seçeneğimizde karşımıza gelmiş oldu. Peki devam ettim. Diyor ki bana alkenlerden bir hidrojen çıkartılmasıyla oluşan yapılara alkenil adı verilir. Buna göre alkenil köklerinden allil ve vinil grupları aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Bak. Çok dikkat et. Biz hatırlıyor musunuz arkadaşlar? CH2 çift bağ CH2 deyip bir hidrojen çıkartarak oluşturduğumuz yapıya ne demiştik? Allil adını vermiştik. Eğer ki CH2 çift bağ CH deyip bir hidrojen çıkarsaydım da bunun adına ne demiştik? Vinil yapısı adını vermiştik. O zaman bizim aradığımız seçenek ne olacak? CH2 dedik. Allili oluşturduk. Burası doğru. Ancak burası vinil değil gitti. Allil bak şurada CH2 göreceksin. Sondan çıkartacak. Burası değil. Şurası ikinciden hidrojen çıkmayacak. Burası gitti. CH2 sondan çıkmış. Burası oldu. Hocam bura vinil değil bak. 3 karbonu değil. 2 karbon olacak. Gitti. Hocam bak 3 karbonu ikinciden çıkmış. Allili yakaladım. 2 karbonun sondan çıkmış vinili yakaladım. Yani cevabım E seçeneği şeklinde karşımıza gelmiş oldu. Geldim. Allil ve vinil gruplarının birbirine bağlanması oluşan bileşikle ilgili. Ha, bak iki grubu sana bu sefer ezbere söyletiyor. Sana diyor ki bak ben sana CH2 çift bağ CH2 bir çizgi şeklinde söylersen bu neydi? Allil yapısıydı. Hocam vinil yapısı neydi? Bu sefer tekniği burada bırakayım. CH çift bağ CH2 deyip bir tane hidrojen çıkartırsam burası da ne oluyordu? Vinil diyordu. Adam diyor ki bak bu ikisini birbirine bağla diyor işte. Şurada bağımı oluşturdum. Bunu ikisini birbirine bağladığımız zaman şöyle yapalım mı? Numara vereceğim. Nereden başlayayım? Hocam solda da bir de sağda da bir de. Kafana göre takıl o zaman. Bir şey fark etmez. 1 numara, 2 numara, 3 numara, 4 numara ve 5 numara dediğimde. Hocam 1. ve 4. karbon atomlarında kime denk geldim bu sefer? Piva'na. 5 karbon pentandı. Ne diyeceğim? Hocam penta DN şeklinde karşımıza geleceğiz. Yani 1. ve 4. karbon atomlarında 2 tane Piva'nın olduğunu söylüyoruz. Peki yupak sistemine göre 1-4 penta DN'dir. Hocam doğru. Genel formülü CNH2N'dir. Sakın evet deme. Aa hocam alken değil. Mono alkenlerin böyle. Bu adamda 2 tane Piva var. Bak mantık şöyleydi unutma. CNH2N artı 2. Alkandan düşünüyorsun. Hocam yapıda 1 tane Piva var. 2 hidrojen çıkar. Hocam yapıda 1 Piva daha var. 2 daha çıkar. 4 hidrojen çıkar. 4 hidrojen demek ne demek? 2 buradan çıkarttım.
2 tane de fazladan çıkardım. Yani Cn H2n-2 genel formülüne sahip olmak zorunda kalırsın. Burası gider. Peki yapıda toplam 4 tane sp2 birleşmesi yapmış olan karbon atomu vardı. Bunun için şunu inceleyelim mi? Hocam yapıda bir pi bağ varsa, hatırlayın ne demiştik? Şöyle yapalım. Karbon çift bağ tek tek şekline gelince sp şekline gelmiyor mu? O zaman bir pi bağ varsa bu adam sp2 birleşmesi yapıyor. Bir pi bağ bununla da var. O zaman bu da sp2 birleşmesi yapar. Aynı şekilde bir pi bağ var. Hocam sp2 yapar. Diğerinde de bak bu karbonda da bir tane pi bağ var. sp2 birleşmesi yapar. O zaman yapıda tam 4 tane sp2 birleşmesi yapmış karbon atomu vardır diyebiliriz. Yani cevap 1 ve 4 şeklinde karşımıza 1 ve 4 ne ya? 1 ve 3 şeklinde karşımıza gelmiş olacak. Peki geldim 10. soruma. Diyor ki aşağıda verilen bileşiklerden hangisinin yupak isimlendirmesi yanlış verilmiştir? Bakalım. Hocam pi bağ içeren en uzun karbon zincirini seçtiriyor bana. Hocam seçtim. Pi bağına yakın yerden numara başlar. 1, 2, 3, 4. Diyorsun ki 2'de ve 3'te tam 2 tane metil olduğunu söylüyorsun. Güzel. Birinci karbon atomunda pi bağ var. 4 karbonuysa 1 büten. Hocam doğru. Problem yok. Geldim yan tarafa. Hocam en uzun karbon zincirini seçtim. Sağdan soldan simetrik istediğinden başlayabilirsin. 1 numara, 2 numara, 3 numara, 4 numara. Kural gene aynı. İkinci ve üçüncüde 2 tane metil var. Doğru. 1, ikincide pi bağ var. 2 büten diyorsun. O zaman doğru bir isimlendirme. Geldim. Gene en uzun karbon zincirini seçiyorum. 4 karbon değil bu sefer. Bak sondaki dallanma olmaz. Ana zincire dahil olur. Tamam mı? Peki 1, 2, 3'te pi bağ var. 1, 2 de var. O zaman sağdan başlayalım. 1 numara, 2 numara, 3 numara, 4 numara, 5 numara diye. İkincide kim var? Bak 2'de metil var. 2 metil dersin. İkinci karbon atomunda 1'de pi bağ var. 5 karbonuysa dersin ki 2 penten. 2 penten. Bize ne demiş? Bla bla. Yani yanlış cevabı yakaladım. Kontrol edelim diğerlerinde. Hocam en uzun karbon zincirini seçtirdi bana. Dallanma değil, pi bağına yakın yerden numara başlıyor. 1 numara, 2 numara, 3 numara, 4 numara dedim. 3, 3 dimetil, tamam. Birincide pi bağ var, 4 karbonluysa 1 büten dedin, doğru. Gene aynı şekilde diğerine bakıyorum. Bak, gene sonda dallanma olmayacağı için ana zincirin içine dahil ediyorum burayı. Dallanma değil, pi bağına yakın yer. Yani 1 numara, 2 numara, 3, 4 ve 5 dediğimde. Üçüncüde metil var. Birincide pi bağ olan 5 karbonu işte 1 penten olarak söylüyorsun. Doğru bir puan olarak geldi. Yani yanlış cevabımız C seçeneğinde yer almış olacak. Peki geldim diğerine. Bana demiş ki 2,4 dimetil 1,5 hexadien bileşiğinin yapı formülü aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki kural neyi biliyor musunuz gençler? İlk önce karbonu düşün. Ana zincir ne? Hexadien. Yani metan, etan, propan, bütan, pentan, hexan. 6 karbonlu ana zincir. Bir bakalım mı? Pi bağını içeren 6 karbon. Hatta bunu şöyle fosforla çizelim ya daha kolay olur. Vurgulayıcı diyeyim. Hangi renkmiş vurgu? Tamam. Şöyle bak 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 karbon geldi mi? Vallahi geldi. Şimdi numara vermeye başlıyorum. Nereden başlıyorum? 1, 2, 3'te dal var. 1, 2'de dal var. Şimdi diyorsun ki. Şunu küçükle gideceğiz. 1 numara, 2 numara, 3 numara, 4 numara, 5 numara, 6 numara dedi. Hem ikincide hem de dördüncüde metil var. 2,4 dimetil. Çok güzel. Hem birincide hem de beşincide pi bağ var. 1,5 hexadien. Lan şansımız da ikide çıktı. Vallahi çok güzel oldu. Kontrol edelim mi diğerlerini? Bak diğerlerinde isimlendirmesini yapalım hadi. Pi bağ içeren en uzun karbon zincirini alıyorum. Bir karbon. Şu vurgulayıcı sarıyı geri seçeyim. Silgi artı sarı. Heh. 1 karbon, 2 karbon, 3 karbon, 4 karbon, 5 karbon, 6 ve 7 karbonlu zincirim seçildi mi? Zincir seçildikten sonra ne yapacağım arkadaşlar? Numara veriyorum. Burada pi bağ 1'de, burada 2'de. O zaman 1 numara, 2 numara, 3 numara, 4 numara, 5 numara, 6 ve 7 numara şeklinde getirelim mi? 3. ve 5. karbon atomunda 2 tane metil var mı? Diyorsun ki 3,5 dimetil. Dimetil yazdım. Hocam, 1.de ve 5.de pi bağına denk geldim mi? O zaman diyorum ki 1,5 7 karbon neydi? Heptandı. Hepta dien diyeceğiz değil mi? 1,5 hepta dien şeklinde isimlendirmiş olacaktık bunu. Peki geldim mesela diğerine. İnceleyelim diğerinde. Burada şöyle değil mi? Pi bağ içeren en uzun karbon zincirini seçiyorum. Bak pi bağlar. Bir de şurada pi bağ var. Bitti.
Ama hocam burada daha uzun. Bak pi bay çeren en uzun seçiyorum. O zaman şurası bir etil dallanması. Burası da metil dallanması. Numarayı nereden başlayayım? 1, 2 de dal var. 1, 2, 3 de dal var. O zaman numara vermeye sağdan başlarım. 1, 2, 3, 4 ve 5 şekline getireyim mi? 2'de kim var? Hocam 2'de etil dallanması var. Tamam. 3'te kim var? Metil dallanması var. Hocam 3'te de metili koydum. Daha sonra kaç karbonluyum? 5 karbonlu pentan ama 2 yerde var. 1. ve 4. de var. O zaman 1,4 pentadien. Pentadien şeklinde karşımıza getirmiş olurduk. Geldim aşağı tarafı. Ne yapacağız arkadaşlar? En uzun karbon zincirini hocam şöyle seçtim. Seçtikten sonra zincirin dışında kalan yerler. Hocam dal, dal, dal. Numara verme nereden başlar? 1, 2, 3'te dal gelir. 1, 2 de var. O zaman soldan başla. 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde gelsin mi? Dedim ki 2,3,3 trimetil. Trimetil dedim. Hocam 5 karbonlu pentandı. 1'de ve 4'de var. O zaman 1,4 pentadien. Pentadien şeklinde karşımıza getirmiş olacağız. Aynı şekilde sonuncuyu da yapalım. Eksik kalmasın. Buradaki mevzu ne? Hocam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bak pi bağı içeren en uzun karbonu seçtim. Bunun dışında kalan yerler bizde dallanma, dallanma, dallanma oldu. Pi bağına yakın yer 1, 2'de dal var. 1, 2, 3'de dal var. Bak birinci ama şurada dal olduğu için buradan başlıyorum. 3, 4, 5, 6 dedim. 2'de hatta dur buraya niye 2 tane dal dedim. Şurası etil dallanmasıymış zaten. 2'de etil var. 2 etil dallanması. Sonra 4'te kim var? 4'te metil dallanması. Metil. 6 karbon ne? Hexan. Hocam 2 tane var. Hem 1'de hem 5'te. Hexadien diyeceğiz. Hexadien şeklinde karşımıza getirmiş olacak. Yani isimlendirme detaylarımızı bu şekilde karşımıza getirmiş olabiliriz. Peki. Geldik alkenlerin özelliklerine ya da gelmeyelim. Birazcık dinlenin. Ben yoruldum. Muhtemelen siz de yoruldunuz. Güzelce bir dinlenelim. Şöyle bir mola verin. Çay kahve için bir şeyler yapın. Kafanızı dağıtın. Oksijen alın. Dinç bir şekilde alkenlerin özelliklerine geri gelin. O zaman bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.